Merhaba ben Enes. Bugün M1 işlemcili Apple MacBook Air'de gördüğüm artıları ve eksileri sizinle paylaşacağım. Bundan yaklaşık 10 sene önce ilk MacBook Air'imi aldığım zaman ancak bir hafta kullanabilmiştim. Yani hem alışamamıştım macOS işletim sistemine hem de ekranı HD değildi ve performans olarak çok üst seviyede bulunmuyordu MacBook Air'ler. Sonrasında o MacBook Air'i sattım ve bir süre Windows bilgisayar kullandıktan sonra MacBook Pro'ya yöneldim. Ve yine çok uzun bir süre MacBook Pro'la devam ettim. Apple'ın bu yeni M1 işlemcisi sayesinde MacBook Pro'larla MacBook Air'ler arasındaki performans farkı hissedilir derecede azaldı ve ben de bundan dolayı MacBook Air'i tercih ettim. Yani benim o ilk zamanda kullanmadığım MacBook Air ile şu andaki MacBook Air'ler gerçekten çok seviye atlamış. Hem işlem gücü, hem tasarım, hem de ekran kalitesi açısından. Şimdi isterseniz lafı uzatmadan gördüğüm eksilerden başlayalım. İlk olarak eksi kısmından başlamak istiyorum. Aslına bakarsanız genel olarak macOS işletim sisteminin bir eksisi. Yani MacBook Pro'larda veya MacBook Air'lerde veya Mac Mini'lerde veya iMac'lerde tam performanslı olarak Windows bilgisayarlar kadar oyun oynanmıyor. Yani bu bilgisayarda da aslına bakarsanız CSGO veya Dota tarzı basit tarzda oyunlar oynanıyor. Ancak eğer sıkı bir oyuncuysanız burada MacBook tarafına yönelmemeniz gerekir. Oyun açısından Mac işletim sistemini destekleyen oyun sayısı Windows'a göre oldukça az. Benim bu bilgisayarda ikinci olarak gördüğüm bir eksi özellik olarak 2 adet sadece Type-C çıkış mevcut. Onun haricinde herhangi bir çıkış bulunmuyor. Yani bir tanesini de şarj için kullansanız elinize sadece 1 adet çıkış bulunuyor. Buraya mutlaka bir adaptör takmanız gerekiyor. Yani burada en azından Pro'larda olduğu gibi 4 adet Type-C olsaydı, hani tamam micro USB istemiyoruz ancak hani en azından 4 tane olsa çok iyi olabilirdi. Hani ben bir şekilde bu problemi şöyle çözdüm. Kendim arkada 34 inçlik bir monitör kullanıyorum. Bu monitör üzerinden Type-C üzerinden bağladığım zaman hem bilgisayar şarj oluyor hem de monitörün kendi USB'lerini kullanabiliyorum. Diğer Type-C girişine ise bir adet çoğaltıcı bağladım ve buna da hafıza kart okuyucusu veya SSD'lerimi bağlıyorum. Yani benim hem görüntü aktarımı hem de şarj için sadece monitörü bağlamam benim için bir avantaj. Ancak hani herkesin bu şekilde bir monitöre sahip olmayabilir veya normal dışarıda kullanıldığınız zaman da yine 2 adet Type-C girişi yetersiz kalıyor. İkinci gördüğüm genel olarak MacBook Air'lerdeki dezavantaj olarak hani baz modeli alıyor çoğu kişi ve baz modelde de maalesef 256 GB'lık SSD kullanılmış. Yani burada benim telefonumda bile 256 GB'lık bir hafıza bulunuyor. Maalesef bence 250 GB oldukça yetersiz ki özellikle bir miktarda depolama yapmak isterseniz mutlaka harici bir SSD veya harici bir hard disk bağlamanız gerekiyor. Ekstra olarak eğer depolamayı artırmak istediğiniz zaman da burada gördüğünüz gibi yani 512'ye aktarmak istediğiniz zaman videoyu yayınladığım tarih itibariyle 3000 TL fazla vermeniz gerekiyor. Yani 1 TB olsun derseniz eğer 6000 TL vermeniz gerekiyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ya yani bunların yerine harici olarak bir SSD alıp kullanmanız çok daha uygun maliyetli olur. Hani burada aklınıza şu soru da gelebilir. Ben SSD üzerinden çalıştığım zaman kendi içerisindeki SSD'ye yakın bir performans alır mıyım? Ben kendi video montajlarımı da direkt harici SSD üzerinden yapmama rağmen hissedilir bir performans kaybı yaşamadım açıkçası. Yani bu açıdan Type-C üzerinden de SSD bağladığınız için herhangi bir şekilde hissedilir bir performans farkı yaşamazsınız. Ancak hani burada en azından 512 GB olsaydı çıkış açısından daha iyi olurdu. Diğer bir eksi kısmına geldiğimiz zaman bazı kişilerin bu bilgisayarda Windows işletim sistemine de ihtiyacı olabiliyor. Ancak şu an itibariyle yani Bootcamp üzerinden bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle Windows yüklenmiyor. Yani epey uzun meşakkatli yollardan yükleyebiliyorsunuz. Ancak o da x86 tabanlı Windows olmuyor. ARM tabanlı bir Windows yükleyebiliyorsunuz. Yani tam anlamıyla şu an itibariyle M1 işlemcilerde Windows %100 verimli bir şekilde çalışmıyor. Eğer bu da bazı kullandığınız programlar Windows işletim sistemini gerektiriyorsa sizin için bir eksi olarak değerlendirilebilir. Diğer bir eksi olarak hani genel olarak bu macOS işletim sistemiyle alakalı ilk geçenlerin yaşayabileceği bir sorun. Yani exFAT formatını destekliyor MacBook'ların işletim sistemi. Yani elinizde NTFS veya FAT32 bir hard disk veya flash bellek varsa dosyaları görebiliyorsunuz, oynatabiliyorsunuz ancak kopyala veya yapıştır işlemi yapamıyorsunuz. Mutlaka exFAT'a dönüştürmeniz gerekiyor veya harici 3. parti paralı uygulamalar yüklemeniz gerekiyor. Yani bu da genel olarak macOS işletim sisteminin bir eksisi denebilir. Onun haricinde ilk MacBook alacak kişiler için de ben yani 10 yıl öncesinde ilk deneyip sonrasında vazgeçmiştim. Ancak bu kadar çok fazla video yoktu şu an itibariyle macOS işletim sistemiyle alakalı. Yani küçük trikleri veya alışmanızla alakalı bazı şeyleri öğrenebileceğiniz bol miktarda video mevcut. İlk bir hafta epey zor geçecek. Bu konuda moraliniz bozuk olabilir. Ancak bu bir haftadan sonra alışıyorsunuz ve alıştıktan sonra da eğer çok fazla bir oyun beklentiniz yoksa işletim sisteminden bence memnun kalacağınızı düşünüyorum. Evet, şimdi de artık kısmına geldiğimiz zaman MacBook Air'lerin benim en çok beğendiğim noktası pil performansları. Videonun girişinde söylediğim gibi 10 yıl önce bir MacBook Air kullanmıştım ve 10 yıl önce de gerçekten 10 saat pil süresi elde edebilmiştim. Aynı pil süresini üzerine katlayarak 18 saate çıkarmış Apple firması. Eğer sadece webde gezinirseniz yani video izlerseniz parlaklık seviyesi çok yüksek olmadığı sürece yine 18 saate yakın bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ben günlük kullanımda 10 saatten
altına hiç düşmedim. Yani tam olarak ölçmedim ancak ne zaman taktığımı çoğu zaman hatırlamıyorum MacBook Air'i. Bundan önce MacBook Pro 16 inç kullanıyordum, i7. Onda aynı işlemleri yaptığım zaman yaklaşık olarak 3-4 saate yakın bir pil performansı elde edebiliyordum. Yani MacBook Air'e geçtiğim zaman bu pil konusunda beni fazlasıyla tatmin etti diyebilirim. Yine bir diğer artısı, üzerinde herhangi bir fan olmadığı için fan sesi duymuyorsunuz. Yine MacBook Pro 16 inçte benim en çok şikayet ettiğim nokta, özellikle eğer yaz aylarında çok yoğun bir fan gürültüsü geliyordu. Bu bilgisayarda fan olmaması gerçekten çok büyük bir veli nimet diyebilirim. Elimde bir adet şu an Windows oyun bilgisayarı bulunuyor. Onunla bunu karşılaştırdığım zaman gerçekten fan sesi çok rahatsız edebiliyor eğer bir kulaklık kullanmıyorsanız. Tabi burada aklınıza şu gelebilir: fan yok, bu bilgisayar ısınmıyor mu? Eğer render gibi işlemler yapıyorsunuz, video montaj veya Photoshop'ta uzun saatler çalışırsanız bir miktar ısınıyor, ancak kucağınızda tutarken rahatsız edebilecek bir sıcaklık değil bu. Onun haricinde günlük kullanımda hiçbir şekilde bir ısınma söz konusu değil. Bir diğer artı kısmı, yine 10 yıl önceki MacBook Air'lere göre ekran kalitesi Retina ve gerçekten çok kaliteli bir ekranı bulunuyor. Hem ekran çözünürlüğü hem renk doğruluğu açısından. Bir diğer önemli artısı taşınabilir olması. 1.27 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor. Yani kuş gibi denebilir. Hatta bu MacBook Air'lerin ilk çıktığı reklamlarda adamın biri bu MacBook Air'in bu ince kısmıyla pasta kesiyordu. Yani o kadar ince bilgisayarlar gerçekten şu anda, taşıması da oldukça pratik. Taşıma konusunda size bir ipucu olarak bu şekilde bir kılıf almanızı öneririm. Ben ilk MacBook Pro'mu aldığım zaman, yani bir 10 yıl önce, bu kılıfın aynısının büyük versiyonunu almıştım. 10 yıldır o kılıf duruyor halen daha ve ilk günkü performansında şu an bu kılıf, yani çok ucuz bir kılıf değil ancak hani bilgisayarın da fiyatı düşünüldüğünde ve güvenle taşımanız gerektiği düşünüldüğünde, gördüğünüz gibi bu şekilde bilgisayarınızı koyuyorsunuz ve bu şekilde içerisindeyken de taşıyabiliyorsunuz. Böyle fermuarlarını takıyorsunuz ve düşmeye karşı da dayanıklı ve oldukça kibar ve şık bir kılıf. Yani bu kılıfı da eğer MacBook Air almayı düşünüyorsanız mutlaka almanızı öneririm. Yine bu kılıf 13 inç olan tüm bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Yine MacBook Air'in sevdiğim bir özelliği olarak parmak izi okuyucusu, bu şekilde sağ kısımda bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Yani Apple Store'dan bir şey almak istediğiniz zaman veya bilgisayarı açarken bu parmak izi okuyucusuna dokunduğunuz zaman direkt bilgisayarınız açılıyor. Oldukça kullanışlı olmuş. Bu arada artı kısmına eklemeyi unuttum. 13 inçlik bir bilgisayar olmasına rağmen touchpad alanı da oldukça geniş ve rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ben de daha öncesinde MacBook kullanmadan önce bu insanlar mouse kullanmadan sadece bu touchpad ile nasıl bilgisayarı kontrol ediyorlar diye düşünüyordum açıkçası. Yani kullanmaya başladıktan sonra oldukça fonksiyonel bu şekilde jestler bulunuyor. Yine sekmeler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani bir mouse'u aratmıyor. Dışarıda kullandığım zaman da ben sadece bütün işlerimi bu touchpad üzerinden gerçekleştirebiliyorum. Dokunma hassasiyeti de oldukça başarılı. Hani bunu eksik kısmında söyleyebilirdim aslında ama hani artı olarak da belki değerlendirilebilir. MacBook Pro 16'larda, i7 işlemcili olanlardaki kamera performansına göre MacBook Air'lerde daha iyi. Ancak yine de hani 2021 yılında çıktı bu cihaz. Yani 1080p kamerası olmasını isterdim. Yine de ana sahne özelliği bulunuyor. Yani sizi takip edebiliyor. Webcam açısından da hani tatmin edici bir performans sunuyor. Yine hoparlör kısmı açısından da bu boyuttaki bir bilgisayara göre çok yüksek son ses seviyelerine çıkabiliyor. Yani rahat bir şekilde arkadaşlarınızla toplanıp bile film izleyebilirsiniz bu bilgisayarın hoparlöründen ve hoparlör kalitesi de gerçekten üst seviyede, yani sizi şaşırtabilir. Yani ben harici bir Bluetooth hoparlör kullanmıyorum dışarıda çalıştığım zaman. Yine burada 2+1 ses sistemi var ancak hani bir yere gittiğim zaman da herhangi bir şekilde hoparlör bağlama ihtiyacı hissetmiyorum uzun saatler boyunca kullanacaksam bile. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman bu bilgisayarda M1 işlemci kullanılmış. Apple'ın kendine özgü silikon işlemcisi. Hani burada aklınıza şu gelebilir: burada kullanıyorsunuz, performansı çok güzel ancak harici bir monitörle kullandığım zaman performansında düşüş olur mu? Kendim işte 34 inçlik 2K çözünürlüğünde bir monitörle kullanıyorum ve herhangi bir şekilde bir performans düşüşlüğü hissetmiyorum ki ben bilgisayarı yani %70-%80 harici monitörle kullanıyorum. Yine MacBook Air'lerin ekranı 60 Hz, kendim kullandığım monitör 100 Hz ve bu Type-C üzerinden bağladığım için 100 Hz'lik bir görüntü alabiliyorum. Eğer MacBook Air'inizi 144 Hz'lik bir monitöre bağladığınız zaman da yine monitöre göre 144 Hz'lik bir görüntü alabiliyorsunuz. Yani bu açıdan da içiniz rahat olsun. Yani oyun oynarken de yine 144 Hz'lik görüntü alabiliyorsunuz. Yine belki bir artı olarak genel olarak tüm MacBook veya MacBook Air'lerde kullanılabilecek. Yani bilgisayarı kapatmanıza gerek yok bu şekilde. Kapattığınız zaman direkt bilgisayar uyku moduna geçiyor ve çok çok az pil tüketiyor. Yani ben çoğu zaman bilgisayarı hiç kapatmıyorum. Bu şekilde açıyorum, çalışmaya devam ediyorum. Tekrar kapatıyorum ve bu şekilde kullanım senaryom bulunuyor. Herhangi bir şekilde bir performans düşüklüğü de yaşamıyorum. Yine MacBook cihazların genel olarak bir artı özelliği olarak AirDrop bulunuyor. Yani burada iPhone'unuz ile çektiğiniz videoları veya iPad'iniz ile çektiğiniz videoları veya farklı Apple ekosisteminde bulunan cihazlar arasında AirDrop gibi oldukça kullanışlı bir dosya transferi bulunuyor ve 4K videoları bile çok hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz boyutları ne kadar büyük olsa bile. Bu da yine MacBook Air'ler
bilgisayarların ve macOS işletim sisteminin en büyük artılarından birisi. Yine ekstra olarak iPhone'unuzda kopyaladığınız bir şeyi direkt burada yapıştır dediğiniz zaman otomatikman anında bilgisayardan yapıştırabiliyorsunuz. Yine buradan kopyaladığınız şeyi buradan yapıştırabiliyorsunuz. Ve çok senkron bir şekilde çalışıyorlar. Notlar, takvim, yani tam olarak bir ekosistem olarak çalışıyorlar diyebilirim. Yine burada belki çoğu kişinin çok önemsemeyeceği bir nokta olarak ben F klavye kullanıyorum ve F klavye destekli bir bilgisayar maalesef Türkiye'de çok fazla yok, hatta yok bile denebilir. Ancak Apple burada gördüğünüz gibi kendi sitesinde F klavye Arapça ve Almanca olarak farklı klavyelerde tercih edebiliyorsunuz. Biraz daha bekliyorsunuz. Yani ben bu bilgisayarı bir ay bekledim F klavye olduğu için. Ancak hani F klavye tercih edebilme lüksünün bulunması da bence önemli bir artı ihtiyaç duyanlar için. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak burada MacBook Air'ların genel olarak şu anki fiyatlarını görüyorsunuz. Yani bu da bir eksi olarak değerlendirilebilir. Çok ciddi manada fiyatları arttı. Eğer tercih edecek kişiler için de yani benimki şu an 7 çekirdekli. Aralarında yaklaşık %3'lük %4'lük bir performans farkı bulunuyor. Bence buradaki fiyat farkını verip yüksek işlemcili olanı almaktansa düşük işlemcili olanı alıp bu aradaki fiyat farkını RAM'e aktarmanız daha iyi olur. Bu bilgisayarın içerisindeki RAM'ler de arttırılmadığı için yani burada 3000 TL'lik bir fiyat farkı verip bence yüksek RAM'li almak daha mantıklı olabilir. Yani uzun süreler boyunca kullanmayı düşünüyorsanız yani uzun yıllar boyunca burada bence 16 GB RAM daha iyi olur sizin için. Yani bilgisayar üzerinden daha ağır programlar da çalıştırmak istiyorsanız bu sizin için bir avantaj. Ancak hani ben çok fazla ağır programlar kullanmayacağım, sadece günlük işlerimi yapacağım diyorsanız da yine 8 GB'lık versiyonu da işinizi görebilir. Burada RAM sadece sistem belleği değil, video belleği yani ekran kartı içinde kullanılabiliyor. Burada önemli bir nokta. Yani burada RAM'i arttırmanız ekran kartının kullanımında da hissedilir bir performans artışı sağlıyor. Yani oyun performansında da bir artış oluyor. Ya benim genel olarak yorumum MacBook Pro çoğu kişi için gereksiz. Yani o farka MacBook Air alıp RAM kapasitenizi de arttırmanız veya farklı bir cihaz almanız veya paranızın cebinizde kalması da bence oldukça doğru bir nokta. Ben video montaj gerçekleştiriyorum bilgisayar üzerinde. Yani ağır bir işlem. Yani ben kendim MacBook Pro tercih etmedim açıkçası ki bundan bu bilgisayara geçmeden ki bilgisayarım da yine MacBook Pro 16 inçti. Çok yani üst seviye bir bilgisayardı. Yani hissedilir bir performans farkı yaşamadım açıkçası. Yine bu videoda MacBook Mini ile de bu 16 GB'lık MacBook Pro 16'yı karşılaştırmıştım. O videoda bakabilirsiniz. MacBook Air'ler donanımının iyi olmasından ziyade genel olarak tüm Apple cihazlarında olduğu gibi iyi ve başarılı ve tatmin edici bir kullanım deneyimi sunuyor kullanıcıya ve bundan dolayı da çoğu kişi memnun ve ben de genel olarak artılarını ve eksilerini size belirttim. 10 yıl önce ilk MacBook Air'imi aldığım zaman bir Instagram gönderisinin altında bu sözü yazmıştım. Yani bu sözün benim için de geçerli olacağını tahmin etmezdim açıkçası. Yani gerçekten Apple bilgisayarlara alışmaya başladığınız zaman Windows bilgisayar pek kullanasınız gelmiyor. Siz MacBook Air kullandınız mı veya almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Eğer ki video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.